Merhabalar. Devam ediyoruz. Şimdi geldik rol atamalarına. Şimdi buraya kadar herhangi bir sorun yok. Sırada son ve önemli bir başlığımız var. Burada da artık kullanıcılarımıza rol ataması gerçekleştiriyor olacağız. Bunları da şöyle rol kontrolörün içerisinde devam ettiriyor olacağım. Şimdi bizim ilk önce kullanıcılarımızı listelememiz gerekiyor. Aslında bu kullanıcılardan ziyade bizim rollerini atacağımız kısımda ASP.NET User'ın kullanıcıları. Yani Top 200 row dediğim zaman bakın buradaki değerler Aslında buradaki değerler bizim aynı zamanda neyimizi temsil ediyor olacak e, Sistemimizi kullanan kullanıcıları temsil ediyor olacak Yani şöyle select Yıldız from e, ASP.NET users dediğim zaman bakın Bunlar Bizim kullanıcılarımız ondan sonra hemen altına select Yıldız From Roles diyeceğim ASP.NET roles Bunlar bizim rollerimiz bir de Select Yıldız From e, roy's kısmında ASP.NET user roy's tablosu var. Execute dediğimde bakın şu anda user id ve role id'de herhangi bir ilişki yok, şey herhangi bir değer yok. Bunların arasında zaten bir ilişki vardı. Şimdi amacım artık bunları getiriyor olmak. Şimdi ilk olarak e, kullanıcılarımızı listeleyelim. Kullanıcıları listeleyebilmek için private read only diyeceğim user manager sınıfından şöyle bir app user e, örneği alıp ismini de user manager olarak verelim. Bu file'da. Geldim başına da alt tireme ekledim. Daha sonra kontrol nokta dedim. Ve şurada add parameters to role controller seçeneği var. Şunu seçtim. Seçtikten sonra bakın buraya ilgili değerim gelmiş oldu. Şimdi buraya gelip bir tane önce root tanımlayalım. Root'umuzun ismi parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde user list olsun. Kullanıcı listesi. İndim alta public public i action result ismi user list olan bir tane metot tanımlıyorum. Süslü parantezimi açtım. Alta indim. San diyeceğim. Var values values eşittir alt user manager nokta users nokta to list users met e, komutu aracılığıyla users burada bir property users property aracılığıyla sen bize kullanıcıları getir ve return we derken bize geriye Burada Values'taki değerleri döndür istiyorum. Şöyle Values'u bize döndürsün. Şimdi User List'e sağ tuşa tıklıyorum. Add View diyorum. Buraya bir View ekle. Bu bir Razor View olacak ve Admin Layout'u yine kullanıyor olacak. Ekle butonuna tıkladım. Bir bakalım burada nasıl ekleniyor. Beraber görelim. Bu kısımda adım adım ilerleyelim ondan sonra. Şimdi bekliyorum gelmesine. Gelsin bu kısım. Önce View'mizi eklemiş olalım. 91. derse geldik. Finale doğru adım adım ilerliyoruz. Model list olarak sağlayacağım. Bana burada neyi getireceksin? App user sınıfını getiriyor olacaksın. Güzel. Şimdi şuraya diyelim ki e, kullanıcı listesi. Kullanıcı listesi yani aslında sistemi kullanan kullanıcılar anlamına geliyor bu. Table class eşittir. Table boşluk. Table tire. E, şöyle bir border tablo alalım. Border tablonun içerisinde bir tr. Tr'nin içinde bir tane table heat. Şimdi amacım ne? Amacım kullanıcılar listelemek. Şimdi kullanıcıların içerisinde kullanıcıların içerisinde sandıcan bize neyi getir? İlk önce bir tane kullanıcının adı gelsin. Kullanıcının adı. Daha sonra şimdi kullanıcıların adını getirdikten sonra burada başka bir şey ihtiyacım var mı? Bir de işlem diyelim ya ya da hani işlem rol atı diyelim, rol atı. Rol atı. Kullanıcı adı diyelim kullanıcı adı ve rol at Güzel. Bunları almış oldum. Ardından geldim buraya. Bir tane for each döngüsü tanımlıyorum. For each var item in model süslü parantezimi açtım. Bunun içinde bir tr. Tr'nin tane td. Ardından bu aralıkta at item nokta kullanıcının adı name. Ne name Username. Daha sonra şimdi geldik rol atama kısmına. Rol atamak için td küçüktür. A hırf. eşittir. Şimdi bu birazdan assign role'e gidecek. Nerede assign role? Admin içinde yer alan, rol içinde yer alan assign role'e gidiyor olacaksın. Kimle beraber? Item.id ile beraber. Kullanıcının id'si ile beraber gidiyor olacak. Güzel. Ardından class'ım eşittir btn boşluk btn warning olsun. İsmi de rol ata olsun. Şimdi burada kullanıcılarım geliyor olacak ve rol ataması yapıyor olacağım. Şimdi tarayıcı üzerine göster dedim. Tarayıcı üzerine göster dedikten sonra bakalım. Şimdi şöyle giriş yap dedim. Giriş yap dedikten sonra şu sayfayı da düzelteceğiz. Tekrar tarayıcı üzerine göster dedim. Şunu kapattım. Bakın burada Eylül 1, Ali 1 ve Hakan 01 isimli 3 tane kullanıcı var. Ve rol ata dediğimde rol atama sayfasına gidecek. Ama şu anda böyle bir sayfa yok. Güzel. Birinci adımı tamamladık. Şimdi sıradaki adım rol atama işlemi. Şimdi rol atama işlemi de iki adımda gerçekleşiyor olacak. İlk aşamada bu kullanıcının mevcuttaki rollerini görüntülemek istiyorum. Daha sonra rol atılması yapacağım. Şöyle köşeli parantezimi açtım. Root da sen diyeceğim. Parantezimi açtım. Parantez içerisinde e, assign role e git. Ama assign role e giderken burada ben bir id gönderiyor olacağım. Parantez süslü parantez id süslü parantezimi kapattım. Şey, i̇şte parantez dedim. pardon orası slash olacaktı. Doğru oldu mu assign role? Oldu gibi. Şunu gelip kopyalayalım. Şimdi burada artık asenkron metotlar kullanacağım public asynchronic task küçüktür sembol için i action result ardından metodumun ismini yapıştırdım ve dışarıdan alacağım sen bir id parametresi alacaksın süslü parantezimi açtım alta indim güzel şimdi var ilk önce bana kullanıcıları getir user eşittir var user eşittir alt tere user manager nokta users nokta first or default parantezimi açtım x eşittir büyüktür x öyle ki x nokta id'si eşit eşit olan neye? id'ye eşit olan değeri getir. Noktalı virgülünü koydum. Böylece ben bir ID'ye tıkladığım zaman yani şuraya geleceğim bir ID'ye tıklayacağım. O tıklamış olduğum ID'ye ait kullanıcının bilgilerini alıyor olacağım. Ardından var. Var. Roles. Şimdi bana bir de roller lazım. Roller için alt roll manager nokta roles nokta to list. Şimdi rolleri de burada roles değişkeni içerisinde tutabilirim. Sonra bir de var. User roles lazım. Şimdi esas olay zaten burada başlıyor. Bu kullanıcının rolleri gerekiyor bana. Kullanıcının rolleri için ben burada asenkron bir metot kullanacağım. await alt tren, user manager nokta get roles asenkronik diye bir metot var. Parantezimi açtım. Benden bir tane kullanıcı istiyor. Kullanıcı olarak da 96. satırdaki şu id'si bizim gönderdiğimiz id'ye eşit olan kullanıcıyı almış oldum. Güzel. Alt satıra indim. Sonra bir tane liste oluşturacağım. Bu listem hafta bu listenin içerisinde bir e, view model dönmem gerekiyor. Bir modelin içinde ne olacak? Birkaç tane parametre olacak. Buyurun beraber bir tane bir model oluşturalım. Bu önemli bir detay çünkü. Models klasörüne sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Yeni bir class diyelim. Class'ımızın ismi RoleAssignViewModel model olsun. Şimdi role modeli tanımladım. RoleAssignViewModel içerisinde prop tap tap bize ne lazım? Public int bir role id lazım. Şöyle diyeyim role id. Ondan sonra altına indim. Sonra rolün adı lazım. public string role name diyelim. Role name. Tamam. Bunu aldık. Şunu da büyük yapalım. Şimdi role id, role name. Ondan sonra şimdi bir şey daha lazım. O da ne biliyor musunuz? Prop top, top. public bool türünde. Bool türünde role Exist. Şimdi role exist şu işe yarıyor olacak. Bu kullanıcı bu rolü e, içeriyor mu? Ya da bu rol bu kullanıcıda var mı? Anlamı taşıyan true ya da false dönen bir içerik olacak. Tekrar role kontrolü'ne döndüm. Şimdi tekrar role kontrolü'ne döndükten sonra diyeceğim ki role assign view modelden bir role assign view model nesne örneği al. Noktalı virgülümü koydum. Altı indi. Sonra for each var item in. Sen diyeceğim Rollerin içerisine okuyacağım bir e, döngü oluştur. Daha sonra şimdi role assign v modelden bir tane model nesnesi örnekliyorum. Model eşitliği role assign v model noktalı virgülü koydum. Ardından diyeceğim ki mesela bakın model nokta model nokta dedikten sonra role assign v modeldeki proportleri beni karşıladı. Mesela model nokta role id eşittir diyeceğim. Item'dan gelen id'yi al noktalı virgülü koydum. Modern nokta rolün adı eşittir Item'dan gelen name al Noktalı yürüyün koydum ve modern nokta exist en önemli kısım burası eşittir Sen diyeceğim burada User roles'ün içerisinde contain bir bak kullanıcının rolleri içerisinde Kullanıcının rolleri içerisinde Item'dan gelen name değeri var mı noktalı yürüyün koydum eğer varsa burada role exist true dönecek yoksa False dönüyor olacak Sonra bir sonraki aşamada da yukarıda tanımlamış olduğum role assign view modelin içine ekle. Neye ekleyeceğim? Model nesnemden gelen değerlerimi ekliyor olacağım. Ve şurada da return view geriye neyi döndürüyor olacağız? Rol assign view modelsi döndürüyor olacağız. Bu şekilde ben burada kullanıcılarımın rollerini listelerim diye düşünüyorum. Şimdi buraya sağ tuşa tıkladım. Add view dedim. Razor view dedim. Ardından ekle butonuna tıkladım. Ve eklenmesini bekliyorum. Şimdi Burada şöyle bir yapı oluşturacağım. Açılsın bakalım. Bekliyorum açılmasını. Şimdi burada diyeceğim ki sen en üstte model list olarak neyi alacaksın? Tabii ki role assign view modeli alıyor olacaksın. Şimdi buranın ismi rol atama sayfası. Şimdi rol atama sayfasında form metot eşittir post olarak çalışıyor olacak. Alta indim. Şimdi <laughs> bana burada bana burada sırasıyla bütün rolleri okuyup okuduktan sonra işte rol, birinci rol, ikinci rol gibi tek tek bunları input'a yazacağım bir yapı lazım. Bunun için ben şöyle bir işlem gerçekleştireceğim. Bir tane for döngüsü. Evet bir for döngüsü. Int i eşittir sıfırdan başlasın noktalı bir, i küçüktür. Yukarıda tanımlamış olduğum modelin count'una kadar gitsin. i bir bir artsın. Güzel. Bunda bir problem yok. Süslü parantez açtım, alta indim. Sonra esas olay burada başlıyor burada da. div class eşittir check. Bir tane şöyle eee div class eşittir form-check olacak. form-check. Şimdi bir tane şöyle bir div class oluşturun. Bakın, yapmak istediğim tasarımın çıktısı şöyle. Mesela şunu düşünün. Bir dakika şuraya bir şöyle tıklayayım. Şimdi bakın Mesela kullanıcının şöyle şurada rolleri açılacak işte admin ondan sonra e, member visitor işte manager falan diye böyle roller olacak. Karşısında da ben istiyorum küçük tikler olsun. Bu şekilde. Ve bunların içerisinde bu kullanıcı herhangi bir role sahip olursa o zaman gelsin mesela şuraya tik atsın. Şuraya tik atsın. Buraya tik atsın. İşte tam olarak bunu yapmak istiyorum. Yani yapmak istediğim tasarımın çıktısı böyle bir şey. Tamam mı? Şimdi buraya geldim. Bir class dedikten sonra küçüktür input type eşittir hidden. Önce arka planda gizli olarak input type eşittir hidden. Arka planda gizli olarak Sadece diyeceğim foru forum eşittir. Kim için çalışacak? Et et modelden gelen modelden gelen ininci değerin modelden gelen ininci değerin nokta IDC için çalışıyor olacak. Yani böylece sırasıyla modelin içerisindeki bütün değerleri okuyor olacak. Bu bir. Modelin içerisinde bizim neyimiz var? Role assign model içerisinde baktığımız zaman. Burada e, bizim rollerimizin işte IDC adı ve bu kullanıcı bu rolü içeriyor mu? Bu bilgileri tutuyoruz. Control D ile aşağı aldım. Yine hidden olarak. Sen bir de bu rolün adını da arka planda gizleyerek bize getir. Sonra esas olay burada başlıyor. Dedim ve sürekli esas olay dedim ama birçok yerde başlıyor aslında. Bir checkbox. Checkbox da asp for Kim için çalışacak checkbox'ı burası. et modelden gelen modelden gelen büyük model. Modelden gelen. Yenici değer. Nokta exist. Yani bu kişi bu rolü içeriyor. Ardından bunun klası eşittir. Form-check-input. Bunu da aldım. Alt'a indim ve son olarak bir tane label oluşturmam gerekiyor. Bu label'da da bu rolün ismini yazdırmalıyım. Label'ın klası eşittir. Form- check-label olsun. Ardından peki bu label kim için çalışıyor olacak? Diyeceğim ki for eşittir. Sen diyeceğim at model yine büyük model. Modelin ininci değerinde. Modelin ininci değerinde. Exist var mı yok mu? Buna göre çalışacaksın. Peki bu label'ın ismi ne olacak? Et modelden gelen ininci değerin name olacak. Rol adı. Bu şekilde olması gerekiyor. Ardından döngü bitti. Döngü bittikten sonra buraya bir tane buton ekleyelim. Butonun klası btn boşluk btn tire outline primary olsun. İsmi de e, değişiklikleri kaydet olsun. Bu şekilde olması gerekiyor. Değişiklikleri kaydet. Yani bu sayfa bana aslında bir rol listesi sayfası sunmalı. Kullanıcı rol listesi üzerinden bir çalıştıralım bakalım assign rol sayfasına gidebiliyor muyum? İlk önce bunun bir kontrolünü yapmam gerekiyor. Admin slash rol slash user list. Eylül bile rol ata dedim. Bakın tam olarak istediğimi yapı gelmiş oldu. Burada kullanıcının bilgileri var. Ben bunu seçeceğim. Değişikliği kaydet dediğin zaman kaydediyor olacağım. Ali bile rol ata dedim. Ve aynı şekilde Hasan sıfır e rol ata dedim. Bunlar geldi. Şu anda benim sistemde herhangi bir kullanıcıda rol olmadığı için şu anda burası gelmedi. Gelmemesi de normal. Çünkü herhangi bir kullanıcımda rol yok. Peki ben bir rol ataması yapsam. Mesela e, benim kullanıcılarımda kim var? 3, 4, 5 var. Rollemde ne var? 3, 4, 5, 7 var. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 7. Şimdi şöyle yapalım. Insert into asp.net user roles nerede? Şurada user roles'un içine ekle. Bir user id ekleyeceğim. Virgül bir de rol id ekleyeceğim. Values. Sen diyeceğim bu değerleri şuradan alacaksın. Mesela 3 numaralı kullanıcıya hem 3 e, numaralı rolü atıyorum. Ondan sonra şuraya geldim. Olduğu gibi kopyaladım, Altına yapıştırdım. Yapıştırdım. 3 numaralı kullanıcıya 4 e, numaralı rolü ve 7 numaralı rolü atıyorum. İndim altına bir daha yapıştırdım ve son olarak 4 numaralı 4 numaralı kullanıcıma da sadece 4 e, numaralı rolü atıyorum. Yani sadece admin rolünü atıyorum. Bakın şunları geldim. Şöyle seçtim. Execute dedim. Çalıştı. Tarayıcıya döndüm. Şimdi bakın geri geldim. Eylül'de tekrar tıkladım. Gördünüz mü seçili olarak geldi. Ardından Hakan'da tıkladım. Hiçbir şey yok. Ali'de tıkladım. Burada da bir tane rol bizi karşılamış oldu. Demek ki burası istediğimiz formatta çalışıyor. Rollerin kullanıcılar üzerinde rollerin listelenmesi bu şekilde gerçekleşiyor olacak. Gelecek derste rol atamalarını yapıyor olacağız. 92. derste görüşmek dileğiyle.